Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir AYT tarih soru çözümüyle birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. İlk çağ Mezopotamya uygarlıklarının dünya ortak mirasına katkıları hakkında araştırma yapan Taner'in bilgilerinden hangilerine ulaşması beklenir? Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili bilgiye ulaşmamız gerekecek seçeneklerde bakalım. 1. Tek tanrı anlayışının ortaya çıkması. Mezopotamya uygarlıklarında çok tanrılı inanışlara rastlıyoruz. O yüzden birinci öncülümüzü eleyebiliriz. 2. Çivi yazısının icat edilmesi. Evet, Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler tarafından icat edildiğini biliyoruz. 3. Paranın ticaret hayatında kullanılması. Para da aynı şekilde Anadolu uygarlıkları tarafından bulunup ticaret hayatında kullanılmaya başlamıştı. Dolayısıyla Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili ulaşabileceğimiz en doğru bilgi yalnız 2'nin yer aldığı B seçeneğidir. İslam öncesi Türklerde görülen aşağıdaki durumlardan hangisinin hayvancılığın sosyal yaşamda önemli bir yeri olduğunun göstergesidir? Bakalım. Çin'den alınan ipeğin sığır ve koyunla takas edilmesi, eğer sosyal yaşamda etkin olarak tarım kullanılsaydı arkadaşlar, takasta da tarım ürünleri kullanılırdı. Hayvancılık ürünlerinin takasta kullanılması bize hayvancılığın sosyal yaşamda önemli bir yerinin olduğunu gösterir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A'dır. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra İslam devletinin başına Hazreti Ebubekir geçmiş, 2 yıl süren halifeliği süresinde birçok iç karışıklıkla uğraşmak durumunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu karışıklıklardan birisidir? Bakalım hemen. Sıffın Savaşı Ebubekir dönemi değil, eliyoruz. Kerbela olayı Ebubekir dönemi değil, Cemel Vakası ve Köprü Savaşı da Ebubekir dönemi değil. Seçeneklerde yalnız C seçeneğinde yer alan Ridde Savaşları Ebubekir dönemindedir. Ridde reddetmekten geldiğini söylemiştik arkadaşlar. Dinden dönenler için yapılan savaşları ifade ediyordu. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Timur Devleti hükümdarlarından olup Semerkant'ta kendi adıyla açtığı rasathane ile astronomi alanında ün kazanan devlet adamı hepinizin hatırladığı gibi D seçeneğinde bulunan Ulu Bey'dir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda baş gösteren İstanbul isyanlarının nedenlerinden hangilerine bağlı olarak ortaya çıktığı savunulabilir. İstanbul isyanları hatırlayacağımız üzere askerler tarafından çıkarılmıştı. Diğer adıyla merkez isyanları demiştik arkadaşlar. Bakalım nedenlerine. Devlet adamlarının kendi çıkarları doğrultusunda kapı kullarını kışkırtması etkili olmuştu. Yeniçerilerin ulufilerinin ayarı düşük maaş ile ödenmesi, ayarı düşük akçe ile ödenmesi yine etkiliydi arkadaşlar. Ulufe Yeniçerilerin maaşlarına verdiğimiz isimdi. Kapı kulocaklarına usulsüz ve gereğinden fazla asker alınması da yine İstanbul isyanlarının nedenleri arasındaydı. Padişah 3. Murat döneminden itibaren özellikle usulsüz ve gereğinden fazla alım yapıldı demiştik. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneği olmalıdır. Çarlık Rusyası'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışabilmesine aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Çarlık Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma hakkını 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile elde etmişti arkadaşlar. Burada da Ortodokslarla ilgili yer alan maddeden yola çıkarak bu yargıya varmıştık. Denilmişti ki Rusya Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenecekti. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Yine bir bilgi sorusu. Cumhuriyet döneminde 1. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisini feshetmesi, 2. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkartılması, 3. Şeyh Said isyanının çıkması gelişmelerinden hangilerinin yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacıyla yapıldığı söylenebilir. İnkılapları korumak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan gelişmeler arkadaşlar 1 ve 2. öncülde yer almaktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Hayır, ertelemeyin. Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaşmak savaştan daha az önemli değildir. Mustafa Kemal'in Temmuz 1921'de düzenlenmesi planlanan Maarif Kongresi'nin Kütahya Eskişehir
Kütahya-Eskişehir savaşlarının şiddetlenmesi nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine söylediği bu söze bakılarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Aslında en genel ifadeyle şu söyleniyor bize: savaş yıllarında da eğitim öğretimle ilgili yapılacak olan bir düzenlemeyi ertelemememiz gerektiği arkadaşlar. Bu da bize Mustafa Kemal'in eğitim ve öğretime ne kadar çok önem verdiğini gösterir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız 2'nin yer aldığı B seçeneğidir. Atatürk önderliğinde yapılan milli mücadele ve inkılaplarla sağlanan değişimler arasında 1. Mutlakiyet idaresinden cumhuriyete geçilmesi, 2. Ümmet anlayışı yerine ulus anlayışının benimsenmesi, 3. Divan-ı Hümayun'dan bakanlıklar sistemine geçilmesi Atatürk dönemi değildi arkadaşlar, Osmanlı Devleti dönemindeydi. Durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir? 1 ve 2'nin yer aldığı C seçeneği olmalıdır sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki tabloda Atatürk'ün sözleri ve ilkeleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Din ile ilgili bir ifade gördüğümüzde aklımıza gelecek olan Atatürk ilkesi laikliktir arkadaşlar. Doğru. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılıklar kalmamıştır. Hükümet millet, millet de hükümettir. Hükümet kavramı var, yönetimle ilgili bir ifade var. Aklımıza gelecek olan ilke cumhuriyetçiliktir. Ben 1919 senesi Mayıs içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete güvenerek işe başladım. Burada da milliyetçilik ilkesine vurgu yapılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bize tabloda verilen 3 seçenek de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı da E seçeneğidir.